Üçüncü bab. Şivekarın yolculuğudur. Eskiler iz sürerdi. Biz muttasıl arıyoruz yeni insanlar. Arıyoruz alemin iç yüzünden zihnimize yansıyan bir tasarımla gerçeği. Şivekar bizden biri. Yola çıktı yolu bilmeden. Arıyor bir hedef gözüne kestirmeden. Aradığı ne sevgili, ne efendi, ne sultan. Özünü harekete geçiren onun, kanını kaynatan candır. Düpedüz kendi canı. Yol canlılıkla mukayyet. Gitti deriz ölenler için. Yalnız yaşayanların işidir yola çıkmak, yolu kat etmek. Şivekar olduğuna, olmasını istediği için inandığı o bir biricik can için yola koyuldu. Canını koydu yola. Öyle bir başka ben bulsun ki beni bütün şemailiyle onda bulunsun. Başka da bir ben yok ise yere çalınsın rüya. Ben de başka yok olsun. Eskiler aramaz, iz sürerdi. Bilirlerdi, evetle hayır arasına belki sokulduğunda felaket gelir. Noksanı fark ederlerdi. Çünkü bütünden nelerin koptuğu besbelli. Dağılmak eskilerin dilinde ufalanmak anlamına gelirdi. İz sürerlerdi. İrileşmek, ulaşmak, toparlanmak için. Biz yeniler bir an önce dağılsak bari deriz. Korkarız kaybolmaktan çokluk içinde. Şivekar korkmadı kaybolmaktan. Daldı çokluğa can havliyle. Dedi, bulsam da Hüsnü Yusuf'u, onun gibi kaybolsam keşke. Kaç yıl geçirdi şivekar arayış içinde? Neler yaşadı? Biz yeniler yüz kızartan soruları hemen atlarız, saklarız. Arayan ve arayışın süre gittiği ortamın yek diğerinden ne paylar aldığını. Dünyada çözülürse dünyayı ıssız kılacak bir çelişki vardı. Bir çekişme vardı dünyada azgınlık fışkırtan taraf olunduğunda. Aradı Hüsnü Yusuf şivekar. Hep geciktirilmesi gereken o çelişkinin, susmayanı sağırlaştıran o çekişmenin ortasında. Yalnız arayan bilir acımasını. Aramamak, acımamak demektir. Küçümsenecekse, memnuniyet küçümsenmelidir. Dünyanın dönmekten memnuniyeti, insanların utancı dünyaya dönüşmekten, insanlar, onların birer kırba hepsi. Dış tarafları köseledir. Hepsi içinde taşır içilecek şeyi. Utanır ıslanmış köseleden insanlar. Sahipsiz bir utanç hepsi. Şivekar, önceleri arayışın ilk aşamasında bu utancı sadece seyretmekteydi. Evden ayrılırken bohçasına koyduğu birkaç altın, takındığı birkaç parça mücevher, bir şehirden başka şehre göçerken, dağlar aşıp ormanlardan geçerken,
sıyrılıp yol bulmayı ona kolaylaştırdı. Daha sonra ve fakat insan dedikleri o sahipsiz utançla yaptığı pazarlık fena tartakladı onu. İnsanlık utancından en külliyetli payı o aldı. Aradı. Arayış ibresinden gözünü ayırmadı. Karnı aç, üstü başı lime lime. Artık narin ayakları çiziklerle dolu, dirseklerinde yara kabukları. Gerçi bu kadarı böylesi başlarken hiç akla gelmezdi. Lakin hayret, arayana yoksulluk eziyet vermiyor. Arayanın aramaktan başka derdi yok. Vakti bilmek için diyor kendi kendine, haber almak sadece bir başlangıçtı. Aradıkça dirisin, aradıkça mecalsiz kaldı kibrin. Aradın ve anladın, haber almakla yol tüketilmiyor. Arayış, sahicilik vaktine erişsin istiyorsan, senin kendin haber olsa gerektir. Bak, işte bir parça kuru ekmek. Kim bilir kim düşürmüş? Kim bilir kim ekmeği bir kenara ayak altından çekmiş? Ne de sert. Şu akan derecikte biraz ıslatsam ekmeği diye düşündü şivekar. O zaman dişim keser. Pırıl pırıl dereye uzattı elindekini. Belki eski kibrinden kalma biraz halsizlik. Belki bu ince suyun cilveli alayişi ekmek dereye düşüverdi. Hem karnı aç hem de avı nispet yaparmış gibi su üstünde kıpırdanıyor. Koştu o kuru ekmeğin peşi sıra şivekar. Bir süre öyle gittiler. O da ne? Dere görünmez oldu. Harap bir tahta perde girdi ekmekle şivekarın arasına. Genç kız gerilemedi. Hem zaten vazgeçerse ne yapacağı belli mi? Dönülecek bir yer bilmiyor gitmezse ekmeğin ardı sıra. Suya girdi bulmak için ekmeğini. Tahta perdeden öteye geçti. Aklı zorlayan bir yer o perdenin ötesi. Bir bahçe. Gerçekten buraya bahçe mi demeli? Ağaç, yaprak, meyve, kuş hepsi tamam. Tas tamam hepsi. Sanki biraz önce tamamlanmış gibi. Kokusu çiçeklerin, otların, çalıların kısa cümlecikleri, yukarıdan dua fısıldar gibi yüze değen esinti. İnsan bir resmin içine bu kadar girebilir. Bu bahçede her şey hayran olunmak için. Her şey kendine özen göstermiş. Her şey kendine öyle bakıtıyor ki, şivekar bir kuru ekmeğin peşi sıra buraya girdiğini bir daha aklına hiç getirmedi. Hangi garip kuşun rızkıydı ki o ekmek? Kim bilir nereye gitti? Şimdi artık bahçenin derinliği genç kızı cezbediyor. Bu bahçe keşfe açık bir kalbi bekler gibi. Yürüdükçe bahçeden bir şey siniyor kıza. Şivekar bahçeye tını salıyor adım attıkça. Çok geçmeden gözlerin önüne, ne diyelim, resim içinde resim mi? Edebiyat burada bize yardım edemez. Bir çiçekle meşgul olan, kelebekle meşgul olan bir erkek. Eskiler olsaydı betimleyeceklerdi. Biz yeniler alt dudağımızı ısırır ve terleriz. Şivekar bizden biri. Onun dilinden dökülen bizim kelimelerimiz. Saçma. Ama başka ne sorulurdu ki? İn misin, cin misin? Cevap verdi Hüsnü Yusuf. Ne inim, ne cinim. Ben de senin gibi bir
Beni Adem'im.